Şimdi yeni bir şey çıkmış. Test yaptırmamız lazım. Çok tatlı bu ya. Rüzgar sen suratına... Günaydın. Yeni bir videoda. Merhabalar. Bizim burada bir tane kedişimiz var. Uy da geldi yanımıza. Beyaz bir tane pamucuk. Ve zaten sabah kaçta kalktım bilmiyorum ama dedik birazcık çıkayım biraz bahçede çünkü yarın zaten yağmurlu veriyorlar. Birkaç gündür hep yağmur yağacak. Dedim en azından bugün günlerde 2 Ocak. Artık dedim bir vlog çekeyim son olarak. Çünkü biz ya pazartesi ya salı günü yola çıkacağız. Çıkmadan önce şimdi yeni bir şey çıkmış. Test yaptırmamız lazım. Türkiye'ye giriş yapmamız için. Yapmayanlar karantinaya girecekler. Biz zaten evden dışarı çıkmıyoruz. Çocuklar da aynı şekilde. O yüzden sadece eşim yapacak testi. Çünkü o mecbur yani çalışıyor. Evde duramaz 10 gün, 14 gün. O yüzden o test yaptıracakmış. Ama herhalde pazartesi yapacağız. Salı günü de yola çıkacağız diye düşünüyoruz. Dedik bugün cumartesi günü, madem cumartesi günü ve son artık duruyoruz. Bir vlog başlatayım dedim. Ne yaptık, ne bitti, her şey bu vlog olacak. 2 gün, belki 3 gün. Bilmiyorum, belki dönüşte de devam edeceğim vlogu çekmeye. Ay geliye bak, yatıyor yerlere sürünüyor. Beni sevin diye. Ama biz yemek vereceğiz. Yavruyken görmüştük burada, bahçede girmişti. Şimdi tek başına burada yaşıyor yani. Burada tilki de vardı bir tane. O da burada bir yerlerde yuva yapmış. Bu kedi de burada. Normalde kaçıyordu bizden ama yavaş yavaş alıştı. Sokulmaya başladı bu sefer. Oh kuşu. Yanlış kalmış burada. Bak nasıl da yatıyor. Tatlış ya. Aslında biraz şişko. Bence buna yemekler veriyorlar. Ne veriyorlar belki? Burada şey babaannen atıyorlar ya burada bazen. Yemekler şeyler. O da yiyor. Neyse biz daha ben bugün kahvaltı yapmayacağım. Normalde Türkiye'de de böyle. Günde bir kere yemek yerdim. Haftada 3-4 gün sadece bir öğünle geçiriyordum. O da saat 3'ten sonra bir kere yiyordum. Ama buraya nasıl geldik? Günde 2 kere bazen de 3 kez artık kilo aldık herhalde. Türkiye'ye bir döneyim. Tartılacağım. Çünkü ben zaten gelmeden önce 5 kilo vermiştim. O da 2 hafta içinde. Yani 2 hafta, 3 hafta gibi bir şey. 5 kilo gitmişti. Şimdi bakalım ne kadar oldu gene. Ama artık diyete başlayacağım. Kendime de söz verdim. Türkiye'ye döndüğümde yani bayağı bir kilo vermem lazım yaza kadar. O da beraber vereceğiz. Videoyu çekeceğim. Yani kilo ile ilgili. Neyse arkadaşlar. O zaman sonra görüşürüz. Artık eski yılın son kahvaltısı değil. Köy yumurtası zaten. Adam var sanki. Bir ziyafet olsun. Bulgaristan'da meşhur et sudukları. Burada hep böyle yapıyorlar. Ev yapımı. Şöyle bıraktık kurusun diye. Ama artık toplayacağız.
köftelerimizi de yapacağız. Biraz onları dışarı çıkarttık ki buzluktan. Sağ olsın. Köfte kanatlarımızı da sosladım. Onları da dolaba kaldırdık. Şimdi mangalı yakacağız. Burada da şeyimizi de yaptık. Böreğimiz de hazır. Şöyle peynirli börek. Oğlum da burada video izliyor. Ama neden netlemiyor bu kamera bilemedim. Şöyle. O da PlayStation'ını getirdi Türkiye'den. Burada da ateş yanıyor. Makyajımı da yaptım. Kremimi de unutmuşum almaya. Saç kremi iyice kabarıyor bu sefer de. Taraması da zor oluyor. Şimdi ben gideyim dışarı bakalım. Ne yapmışlar? Yaktılar mangalı. Misafirlerimiz de gelecek. Onları bekliyoruz. Onlar varken çekemem. Tabii. Şimdi ayakkabımı giyeyim. Merdivenden aşağı düşmesi. Ben de mor giydim böyle. Günlük. Şimdi de patlatmaya başladılar. Burada da karanlık. Şu tarafa gideyim. Işığı yakmışlar burada. Şöyle bir çevireyim. Kamerayı. Biraz da yağmur yağıyor. Serpiyor yani. Yağmurumuz. Bakalım. Hey, ne yapıyorsunuz? Ateşi yaktınız orada burada. Şu şekilde. Burayı da kapatmışlar. İki mangal yan yana. Oradan oraya takvim mi yapacaksınız? Bu nasıl bir sanki mangal içinde. Aşağıda da şey yapıyor. Buraya otur. Buraya otur. Burada var ya yanarsın böyle sıcaklıkta. Garelin içinde. Annem doğru söylemiş ama. Şurada içeride yaksaydınız. Ya zaten odunlar yanacak. İçeride her an dolmuş. Ben burada yakacağım. Çatayı yakardınız. Burada yakacaktır ki. Burada yandığı zaman herkes toplanıyor. Ay yağmur da yağıyor yukarıda. Evet burada durulmayacak. Çok yukarı gidiyor. Çatı burada zaten baksana hemen hemen çatıya vuruşuyor. Yalnız bak kırmızı şeye bak böyle dalga geliyor. Benimkinin yere gidiyor. Görüyor musun içinde? Bu arada ağızda yağmur var yani. Gene bunun kadar fazla büyütmenin altı direkt patlar yani. Çok kırmızılaşmaya başlıyor. Bu altı gitti. Daha iyi. Ona göre oturuşumu yapıyorum. Güzel mi diye girmeyi düşünüyor musun? Güzel çıktı. Bunu da ayabilirim. Çok güzel çıktı. Oo, çok. Nerede orada? Ha. Köyün yerinde. Ay, daha bir ses çıkarıyor ya. Yeşil gibi bir şey yoktu. Yoktu giderken. Tutup yakınlandı. Seni de götürün. Çağ yapacağım yeteneğim bir adam. Buram bu çok güzel. Bakın buna bak buna. Değişik şeyler var ya. Çok
güzel. Ama soğuk. Ellerim titriyor. Hadi adam bu nereye gitti mi elleri? Nereye gidiyor? Yeri duman oldu. Dumana bak ne oluyor? Böyle temiz hava bozuldu vallahi. Bütün duman gitti ya bana. Ne? Teşin gene çık. Rüzgar. Teşin gene patlıyor tabi. İyi. Güzel. Bu nasıl bir gidişti böyle? Kim dedi ona? Nereye gideceğim ben de bil dedi. Kaçın. Valla bu taraf Allah'tan geldi. Ooo nereye gitti ya? Bu taraf uyandı. Yakacağım milletin evini. Orada kimse çıkmaz. Bir de eve girseydi ne yapacaktınız? Ha? Bu nasıl bir gidiş? Çekeriz. Yılan gibi görsem bizim de. Ooo. Bir de içine girse bir de insan var içinde mesela. Ay nasıl bir gitti son kullanı. Hem atladı hem. İçeri girseydin o. Tabi de oralarına patladı. Ay çok soğuk. Yine merhaba. Biz üstümüzü değiştirdik, giyindik. Çocuklar kahvaltı etti. Şimdi eşimin kuzenine gideceğiz. Ne buraya bak. Çok tatlı bu ya. Müge sen suratına sen bak. Mavi göz. Oh, kaç aylık? İki mi? Bir de o kadar mı ya? Maya kızı. Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem sen? Sen ne yapıyorsun aşkım? Covid-19 yazıyor. This is the last room. Кабинет в коридора. Последний кабинет в коридоре ли? Kahvaltı yapalım dedik. Şurada yukarıda bir bancık var. Meşhur bancıkçısı varmış burada. Burası da Umurtağın meydanı. Şu tarafta. Bizi şimdi mi götürelim Türkiye'ye? Ayrılmıyorsun. Kapıda acayip bir şey oldu. Bir taklamur koyulmuş. Cevizler var. Ya da patates. Hem ceviz de varmış içinde. Hem de patates de var. Burada ne var? Soğan. Buraya bakalım. Burası da turşu. Evdeki büyük turşu yemiştik. Birkaç tane daha turşu var. Burada kocaman bir turşu daha. Salatalık. Şurası böyle ceviz. Birazcık da kıvamur daha. Şimdi başkasına gidecek diye.